Eyvallah değerli hocam. Sevgili Burak dostum, Ahmet Ünlü tanıdığımız simalar var. Sevgili Gökhan, hoş geldiniz. İlayda, Meriç Türkmen, Sivas Murat, tanıdığımız, sevdiğimiz dostlarımızdan bir tanesi. Ve Zekeriya ile beraber. Zekeriya, senin kazanmış olman gerekiyordu. Şu anda benim tahminim mülakat sonucu bekliyor olman gerekiyor. Niye böyle oldu? Hepsini konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Bugün yılın ilk dersi hakikaten bizim açımızda en azından eyvallah Burak. İnşallah, inşallah şu anda mülakat sonucunu bekleyen dostlarımız da var. Umut ediyorum onlardan da Nergen dostumuzun selamı var. İnşallah biz derslere devam ediyor olurken oradan gelecek mülakat sonuçlarını sizlerle paylaşırız. Şüphesiz bu motivasyon artırıcı, biraz daha kişinin umudunu perçinleyici bir durum yaratacak. Ve ne zaman açıklanacak? Herkesin söylediği ocağın ikinci haftası. Artık beklenti o yönde iyice kanalize olmuş vaziyette. Umut ediyorum, umut ediyorum. Birlikte sizler sınava hazırlanırken dostlarımızdan da olumlu haberleri duyar. Beraber paylaşırız inşallah. Sevgili Zuhal Hocam, biz seninle bunu yıllar önce yapıyorduk, hatırlıyor musun? Namaz mıyım hocam? Hem de büyük bir zevkle. Acaba aşağı yukarı 4 ya da 5 yıl sonra canlı yayında sevgili değerli dostumla beraber aynı ekranları paylaşıyorum. Bu benim için bir gurur vesilesi. Sizin iktisatla ilgili kaymakamlık öğrencilerinin bize geçen sene en yoğun şekilde söylediği hem olumlu hem de ders çıkarmamız gereken eleştiriler bağlamında iktisat dersinin biraz daha kısa tutulduğu şeklindeydi. Şu anda sevgili dostumuzla beraber aşağı yukarı Türkiye ekonomisi dahilinde 150-160 saatlik devasa bir program hazırladık ki yani 30 soruya yakın var değil mi iktisatta? 30 soru içerisinde olan doğrularınızı biraz daha artık netleyebilmemiz lazım galiba. Yanlış doğruyu götürdüğüne göre netlerinizi biraz daha yukarıya doğru taşıyacağız inşallah. Malumunuz zaten yıllardır anayasa idare yapıyorsunuz. Artık bunun yanına iktisattaki jokerimizi, joker hakkımızı kullandık. Sizleri hakikaten bu alanın eskimeyen yüzü, vallahi yemin ediyorum çok da kadim dostumla buluşturmanın bir coşkusu var bende o anlamda. Kaymakamlık sonucunu açıklanacak hoca. Sonucu evet yok arkadaşlar, o var daha. Mimikler daha var. Sabırlı olun, sabırlı olun. Sevgili Zor Hocam, ne kadar sürecek bu iktisat maratonu? İktisat maratonumuz gerçekten uzun. Hem makro iktisadı hem de para banka dersimiz. O yüzden bu maratonumuz yaklaşık olarak sanırım 120 saat kadar sürecek. Biliyorsunuz ki detaylara çok ineceğiz iktisatta, analizler yapacağız. Bu analizleri güzel bir şekilde yapmalıyız ki öğrenciler sayıştaya da güzel bir şekilde ayrıca ceplerinde bulunduğu sayısal sınavı güzel bir altyapı oluşturabilirler. O yüzden bu dersi dinlediklerinde hocam ister KPSS, ister kaymakamlık, ister sayıştay, her nereye gidebiliyorlar ki bizim için üst sınav sayıştaydır. O yüzden onlara kadar kendilerini yönlendirebilirler. Herhangi bir sıkıntıları olmasın, sıkıntılarını paylaştıkları takdirde daha da detaylara inebiliriz. Nasıl isterlerse onların önü açık. Bana diyecekler, şunu istiyorum, yapacağız hocam. Yemin ediyorum gıpta ettiğim değerli hocalarımdan bir tanesi. Biz beraber daha önce farklı programlarda ders anlatırken hocama illerden hediyeler geliyordu. Vallahi billahi doğum gününde pastalar, Hatay'dan künefe, yemin ediyorum Siirt'ten şampus, yani böyle bir şey olmaz. O bakımdan hocamla aynı ekranı paylaşmanın biraz da böyle ezikliği var içimde. Umut ediyorum onu telafi edebilirim. Bak doğum günü ne zaman diye hemen sorular gelmeye başladı. Evet, Hocam 1991 doğumlu. Sadece ben yılını hatırlıyorum. dersinden çok sıkılmıştı. O yüzden doğum günü ne zaman diyorsa bence bu sizin doğum gününüzü sorusu. Hocam ben Zuhal hocamın sadece 91'li olduğunu hatırlıyorum ama günü tam bilmiyorum. Günü tam 91'liydi hocam. Soğuk bir kış günüydü. Doğru mu? Soğuk bir kış günü değil miydi? Benim doğum günüm Evet çok hocam. sıcak bir Kaç? zaman. Çok çok sıcak bir zaman. Tam yazın ortası. Bir Temmuz aslan mu? sevdasıyla kutluyorum. Arkadaşlarımız o sırada kaymakamlık sınavına girmiş olacaklar.
Ve o noktada da inşallah beraber bu kutlamayı gerçekleştiririz. Kaymakamlığa hazırlanan değerli dostlarım, KPSS ağırı hazırlanan sevgili kıymetli kardeşlerim ve bildiğim kadarıyla Sayıştay Sınavı iktisat noktasına hazırlanan dostlarım da var aramızda. Umut ediyorum, verimli bir yıl olur. İktisat dersleri tamamlandıktan sonra hukukla devam edeceğimiz, tarih ve Türkçe ile perçinleyeceğimiz bir program sizlere hazırladık. Amacımız sizi 100 sorudan 80 doğru bandına ulaştırabilmek. Çünkü evet, bir alışkanlık oldu bizde. Boş bırakmayı unutuyoruz genelde, yanlış doğruyu götürse bile. Eğer yani 77-78 doğru yapabilirsek istediğiniz kadar yanlış yapın. Orada bir sıkıntımız olmayacak. 65. İsmail, Allah nasip ederse artıracağız bunu. Özellikle sayımı söylüyorum, bu iktisatta çok kuvvetlendik. Mahalli idareler ve idari teşkilat yapısında da sizlere hazırladığımız program geçmiş senelerden biraz daha farklı. 35 saatlik bir program hazırlık sadece o alan için. İnsan hakları beraber 50 saat. Zaten bunun içerisinde anayasa, idareyle beraber toplam 115 saatlik bir sadece o kısma ait hukuk disiplini, 150 saat civarında bir iktisat programı ve 30-35 saat arasında tarih ve Türkçe ile beraber programı biraz daha kuvvetlendirdik. Planlanan şeyin 100 ila 160 arasında bir kaymakamlık sınavıyla alım yapılacağı şeklinde olduğunu ben size söyleyeyim. Hani Ankara'da olmanın avantajlarından bir Ankara kulis bilgisi sizlerle paylaşalım. İki tane şey söyleniyor. Biri Nisan, biri Mayıs. İlk sınavla alakalı sevgili Bedirhan, Murat ve Gökhan kardeşlerim. Ve KPSS A açısından da daha stabil bir dönem. Bunu Temmuz'a bağladılar, oturttular. Bence isabet oldu. Allah nasip ederse KPSS A'da ve değerli hocalarımızla anayasa idarede buluşacağız. Gökhan'cığım, iktisat. Önce iktisat. Ardından diğer dersler minik minik devreye girecek. Ama bu işin tabi bizimle İsmail'cim, değerli sosyal hocamızın bizden ayrılması. Yemin ediyorum biz bırakmak için elimizden yol yapıyoruz ama kendisi bizi bırakmıyor zaten. Çok uzun çabalarımız oldu. Fakat sosyal hocamı biliyorsunuz yani 19. yüzyıldan beri bu programların yemin ediyorum demirbaşı. Geçen gün öyle bak demirbaş listesi hazırladık. Kapı, sıra, masa, soysal diye yazmışlar. İnanamadım yani. Soysal'ın durumu o. Nisan Mayıs'ın güçlü olduğu söyleniyor. Zeki'ye muhakkak tanışacaksınız. Bazı fotoğrafları var, benden onları paylaşmak istemiyorum. Bu anda. Aslını görmeden suretini göstererek sizi korkutmak istemiyorum. Bak bazı paylaştığım arkadaşlarım var. Endişe ediyorlar. En iyisi siz kendisini görün, tanıyın. Değerli dostumuz Zuhal'in dersini daha fazla böyle sabote etmeyeyim. Ben de sizi göreyim istedim. Kimler var merak ettim. Hemen Bedirhan, çok teşekkür ederim bu soru için. Bak ben de Zuhal'e söz vermemek için zaten soru gelsin de. Arkadaşlar, soru bankası, MAS, test sınavı hazırlanmış. Anayasa idare ve son özellikle iç tüzük değişiklikleri yapılmış şekilde sizlerle paylaşacağım. Sevgili Zeynep arıyor bu taraftan da bizi. Selamlar Zeynep'ciğim. Bunu sizlerle 10 gün Şubat ayının ilk haftasında kitaplar önümüzde olacak. Yani biz 14 ya da 15 Ocak'ta matbaaya vermiş olacağız. Bir hafta sonra da almış oluruz. Hatta çok muhtemel sevgili Ahmet bakıyorum bir yandan da. Tamam, bunu konuşalım. Zor hocam, Ahmet'in de oradan bir talebi var, belki değerlendirilebilir. Bu sınavı Ahmet biliyorsunuz 3 defa kazandı. Fakat şöyle bir durum var, biliyorsunuz programlar daha önceden yapıldığı için en azından başlangıç olarak böyle gidebiliriz. Benim programımı hafifledikçe Ahmet'in dediğini gerçekleştirebilme şansımız olabilir. Süper. Belki araya bir Türkçe ya da tarih dersi olarak da orayı biraz rahatlatabiliriz. Zuhal hocamızın da üzerinden o yükü birlikte alıp hafifletebiliriz diye umut ediyorum. Ahmet'im teşekkür ederim. Ocak ayının son haftası diyeyim. Şubat ayının ilk haftasında kalmayacaktır diye düşünüyorum. Soru bankası yanında bütün hocaların güncel olarak hazırlamış olduğu konu ama onlar PDF olarak sistemimize yüklenecek. Onların çıktısını rahatlıkla ders notlarını
alabilirsiniz. Sevgili dostumuz Zuhal hocamızın kendisinin hazırlamış olduğu iktisat test üzerinden soru bankasını da bizim Anayasa İdaresi Teşkilat, İnsan Hakları ve Mahalli İdarelerle Türkçe tarihin yanına bu sene ekleme şansına sahip olacağız. Hocam ben minik minik teşekkür ederek ayrılıyorum. Dostlar. İyi geldiniz. İyi verdiniz. Dönümü sizinle başlatmak ve 2019 yılını sizinle başlatmak gerçekten çok keyifli. Ben de bu ailenin içerisinde olmaktan dolayı çok büyük gurur duyuyorum. Çok büyük keyif. Öğrencilerimizi gerçekten çok seviyorum. Gerçekten ilk defa bir WhatsApp grubuna ilk defa giriyorum. Ve sağ olsun bana 5 ünite ilerideki soruları sormaya başlayan güzel bir kitle söz konusu. O yüzden kendileriyle çok keyifli bir dönem geçireceğimize inanıyorum. Bu arada Ahmet daha önce yazdıklarını da okudum. Hiç merak etme. Ben mikro ve makronun tamamı kaymakamlıkta dahil olacak. Daha sonra Türkiye ekonomisi ve diğer dersleri anlatacak. Hocam devreye girecek. O da zaten sizi bu konuda bilgilendirecek Ahmet. Ders programı ile ilgili de dediğim gibi Levent hocamla bir araya gelelim. Benim programımı da açalım. O programa göre sizin isteğinize göre şekil almaya çalışırız. Değerli hocam ağzına sağlık, emeğine sağlık. Kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Hayırlı akşamlarınız olsun. İnşallah sınav maratonu, sınav takviminde zaman zaman buluşup, konuşup, selamlaşıp uzun mesafeyi alacağız. Nisan Mayıs sınav olabilir. Sınav günü olabilir. İlan tarihi için kestirmek zor. Tabii geçen sene de aynı mevzu oldu ve Eylül'e kaldı biliyorsunuz. O bakımdan biz şimdiden 300 saatlik maratonu yayarak, uzatarak planlıyoruz. Olur da Şubat'ta ilan gelir ve Mayıs'ta sınav var derlerse program tekrar en baştan bir kere daha kodifiye edilecek. Bununla beraber hani Eylül'de son iki sınavın bir öncekinin Mart'ta olduğu değerlendirmesini yaparsanız şu anda yani şimdiden net bir şey söylemek oldukça zor. Ama biz size dediğim gibi dönem dönem kulis bilgilerini bir şekilde taşıyacağız. Sizleri haberdar edeceğiz. Sınav Mayıs olursa, tabii kestiremiyorum. Muhakkak suretle mezun olma zorunluluğunuz var biliyorsunuz burada. Eylül sınav takvimi net alırlarsa Nisan Mayıs'a şeklinde değerlendirin. Yani sınav Eylül'de dedikodular Nisan Mayıs şeklinde. Eğer Nisan olursa çift sınav yaparlar zaten. Bir dirham biz seni sistemden bir tane sınava sokarız rahat ol. Baktın kaymakamlık olmadı PTT'ye sokarız. Baktın o da olmadı bir yere sokarız yani. Dostlar. 60 diye artı 100 diye konuşuluyor İsmail. 60 artı 100 diye bir şey konuşuluyor. Bu arada ben bu kamerayı çok sevdim hocam yalnız hakikaten. Bayağı bildiğin sanki tıraş olup gelmişim falan dişlerim bembeyaz gibi. Bundan sonra ben burada yaparım söyleyeyim sana. Vallahi billahi. Hocam sen niye öyle oldun? O kamerayı gelip düzelteceğim. Gelip düzelteceğim. Arkadaşlar haydi selamlar. Hayırlı akşamlar diyorum görüşmek üzere. Hocam söz senin.